hiç bilmediğin kafalardaki soru işareti kalkıp Beşiktaşlı oyuncular dirsek mi çevirdi şeye? Valeryan Valerya İsmail'e. İsmail e. Geldiler sahiplendiler. Daha birinci maçtan sonra şey son maçtan sonra Rıdvan'ı dinledim. Açlama yaptı ne dedi? Çok mükemmel bir hoca dedi. İletişimi mükemmel bize hepimize dokunuyor dedi. Yetek tek ilgileniyor dedi. Yani futbolcu hocanın davranışından samimi mi yoksa e, ne de onun adı mı yalan yapıyor ama anlar bunu. Bu ifadeleri kullanmaz. Çünkü sonuçları Rıdvan'ı kazandıran bu kulübe Sergen Yalçın. Yanlış mı yani? Bu, e, Sergen Hoca, e, Sergen Hoca çok değer verdi hatta milli takıma kadar yükseldi yükseldir Yılmak. Ama şunu net söylüyorum. Hangi Galatasaraylı oyuncu her çıktığı maçtan sonra her basın toplantıda lütfen tek tek toparlayın. Tek tek toparlayın ne dediğini. Ilgili. Ne dediğini bir bakın yani. Evet. Esas manşet bu. Gazeteler için, e, sosyal ve şey, görsel ve yazılı medya için. Adam bir maçtan sonra bir mağlubiyetten sonra hata benimdir demedi ya. Niye oynatmıyorsunuz? Size soruyorsun. Murat'ı niye oynatmadım diye soruyorsunuz. Ceyda niye oynattınız diye soruyorsunuz dedi. Sen bunu söyleyeceksin. Fegül'ü sakatsa niye Antep'e götürüyorsun? E bunun cevabı olacak. Şu Fenerbahçe maçı 2-0 kaybetmişsin. Oyun dengeliydi diyorsun. Ya nasıl dengeliydi? Benim önümde kağıt var. Fenerbahçe 113 kilometre koşmuş. Burak Elmas'ın takım çok iyi çalışıyor futbolcular 4-5 kilo verdi diye Galatasaray takımı yani fizik olarak üst düzey çıktığını iddia edilen Galatasaray takımı 107 kilometre koşmuş. 6 kilometre geride kalmış. Ve en az koşan takım arasında 3. sırada bir tek Hatay ve Malatya'ya geçmişler ya. Bir tek Hatay ve Malatya'ya geçmişler. E bunu geçmişte Fatih için yapmıyorlar mıydı Avrupa'da Galatasaray Avrupa'nın en az koşan takımı diye? Evet. Şimdi bunu niye göstermiyorlar Torrent için? Hani çok çalışıyormuş Galatasaray takımı? Hani üst 60 fizik kondisyon konusunda. 6 kilometre fark yemişsin ya. 6 kilometre futbolda çok önemli. Ya şimdi ben hoca ile ilgili bu zaten hata. Ben onun ötesine başka bir şey daha söyleyeceğim. Galatasaray yönetimi içerisinde yaşanan başarısız sonuçlardan sonra Galatasaray yöneticilerinin bile kendi aralarında ya bu torrenti niye getirdik diye tartıştıklarını biliyorum ya. Niye susuyorlar? Niye Galatasaray Başkanı veya bir başkası yöneticileri Fenerbahçe maçından sonra bir açıklama yapmadılar? Kötü oynadık, üzüldük, taraftarlarımızı üzdük diye bir açıklama bile yok. E seçime gidiyorlar abi. Ne fark eder ya seçim bak. Mazbati, e yani, Galatasaray... yeni yönetim alıncaya kadar Galatasaray Başkanıysanız, yöneticiyseniz o zaman söyleme hakkınız var. Konuşma yapıyordunuz. E genel ya, kurul konuşma genel, kurul kız, genel, genel kurulda bütün yetkileri alınmış, para bile harcayamıyorlar. Ne yapsın abi adamlar? Parayla mı benim anlattıklarım Murat ya? E, oyuncular para istiyor abi herkes para istiyor. parayla mı anlattıklarım. Maçın analiziyle diyorum ben. Fenerbahçe maçını kaybetmişsin, kafanı kuma gömüyorsun. E, hoca da gideceğini biliyor abi ne yapsın yani? E gidecek, neye gidecek? Hoca da gideceğini biliyor. Ne diyor? Türkiye'de diyor projeler bir maç sonra kazanmaya yönelik. Barcelona'da sen git bakalım Barcelona'da 7 maç üstte kaybet. Kuman kaldı mı? Kuman'ı gönderdiler. Niye Şavi'yi getirdiler? Başarısız olduğu için Barcelona. Seni de onun için getirdiler. Bu benim takımım diyorsan gelmeseydin. Sen bile bile geldin. Devre arası transferler yapıldı. Bir oyuncu almışsan, Şili mi takımın oyuncusuysa gidip bu adam hala Şili ile mi takımında görev yapıyorsa sevgili Murat. Sen bu oyuncuyu niye kazanmıyorsun ya? Niye kazanmıyorsun? Emre Kılıncı niye maçı almıyorsun? Evet. Fenerbahçe maçında oynamadı. Soruyorum kaç oyuncu değiştirdin ya? Arda Turan. Değişti, 84'te Arda'yı değiştirdin. Söyledim geçen gün fotoğrafa bak taktik veriyor hararetli bir şekilde. Maç 2-0 ya Toren sen nerede yaşıyorsun ya uzayda mı? Allah aşkına yani ben bunları şaşırıyorum ya. Bir de akıl satıyor insanlara. Benle 4-5 yıllık anlaşma yaparlarsa iyi olur. Olur yapalım. Hı. Tapuyu da verelim Galatasaray'a insana. Tepe tepe kullan. Sonra diyorsun yedi tane oyuncu alsınlar, dördü de flash olsun. Tamam, ben de hoca olarak koysan 7 tane e, üst düze oyuncu alsam ben sana, dördü böyle. Herhalde karışma desem bile çıkar oyuncular oynarlar. Yani en azından futbolda yardımcılarına falan. Ya bunlar Galatasaray yönetiminin hatası. Fatih Terim'i gönderdiler, bütün oklar onlara döndü. Kalsaydı belki de bundan daha kötü olmazdı Galatasaray takımı bu kararı alırken. Niye göre aldınız? söyledim. Mesela insanlar tartışıyorlar. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sizin benim söylediklerim sizin söylediği anladığınız kadardır her zaman. 10 milyon euro sana soruyorum Murat. İki bu ramen futbolcuya verir miydin? Vermezdim. He? Verir miydin? Yok. O zaman Gerson Fernandes alsaydın. Onyekuru'yu alsaydınız kirasız. Olmuş abi yapacak bir ya şey yok. Yap yapmayacaktın bunları. Sen verir misin? Söyledim ben. Diyorlar ki Yunus Yunus'la ilgili yorum yapıyor diyorlar mesela. Yunus geçen sene Adana Demirspor'un şampiyonluğunda etkili olduğu için tekrar talepte bulundu kendisine. Birinci geç çıkartmış evet. gönderildi. Adamın 8 golü 14 asisti var. 22 gol demek bu ya. Adana Demirspor'un 22 golünde bu adamın imzası var demek. 14 asisti 8 tane golü. E bak Emre Akbaba'ya. Neden bu oyuncular gitmişler? Gitmek istemişler. Efendim gitmek istemişler. Niye gönderiyorsun? Sen oynatma güvencesi vermediğin için adamlar kaçmak istiyorlar senden. Şimdi Torrent ne diyor? İkisi bize gelecekler diyor. Evet şimdi hatta şunu da diyoruz Levent abi Murat Özbostan. Başka takımlara kiralanan futbolcuların sergilediği performans Galatasaray önümüzdeki sezon için umut oldu. Kaybolan bu sezon? Ben bir şey daha söyleyeceğim bak. Okan Kocuk için eleştiri yaptım. Galatasaray'ın 3 yerli kalecisinin önündeki bir kaleci. Eğer Fatih Terim alttaki kalecilere rağmen Mustafa'nın Rize'deki ayak kırılmasından sonra Kali Okan'a teslim etmişse demek ki ona daha çok güveniyor. Doğru mu Murat? Hı hı. Okan Koçu Galatasaray ideal yerli kalesi mi oynarsa idare ettiği kadar var Musa'nın arkasında. Ya Galatasaray kulübü bir sezonda 5 kaleci kullandı ya. Beş kaleciyle hareket etti ya. E bak şimdi. Şimdi genç bir kaleci Galatasaray'ın yedek kalesinde. İsmail Çipe. Değil mi? Bir de şey işte Aksar'dan Fatih Öztürk. Evet. O kaleci 3. Pena 4, Mustara 5. Allah aşkına ya. Yine hepsinin üzerine Mustara çıktı. Ben Torrent diyorum madem teknik direktördün. Pena çok başarılıydı. Galatasaray taraftarları hepimiz adamı beğendik geldi. 2B takım B Ligi B takımdan geldi. Barcelona iyi oynuyordu. E niye Mustara'yı oynatıyorsa oynatma o zaman. Hoca olarak koy farkını. Fena devam etsin. Fena uzun süredir oynuyor. Devam etsin. İki Barcelona maçında da çok iyi oynadı. Benim ölçüme göre. Niye kessin adamı? Kesmeseydin. Mesela Mustafa bana göre Fena maçı maçında yediği iki golde de ciddi hataları bak. Var. var. Üstüne gelen topu gol yedi. Yani eski Mustafa olsa çıkartır bunu. Öbür tarafta arkadaşlarını kapattığı köşeye gidiyorsun. Biraz ortada kalsan o topu çıkarabilirsin. Yani şunu aktarmaya çalışıyorum Galatasaray'da, Galatasaray'da o zaman bakıldığı zaman her transfer, şey, her şeyin değişmesi lazım. Transfer e, mühendisliği Galatasaray'da çok kötü yapıldı sezon başından itibaren. Bu takım önümüzdeki ha. sezon nasıl transfer mühendisliği evet. yapacak? Yani sonuçta bir başkan Evet. E, gelecek, seçilecek. E, yani ben önümüzdeki sezon Galatasaray'ın şampiyonla oynayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Vallahi ben e, yönetimlerin davranışı çok büyük borç var Galatasaray'da. Bunu ödeyebileceklerse sorun yok. Ja.